5 saniye açık kalsın diyorum. Daha sonra kapansın. Tuşa basılınca. Kendi kendine. Tamam, güzel. Yapalım. Şimdi bunun 5 saniye olması lazım. Bunların her biri 0.4 saniye. Sayacağız. Tek tek sayacağız. Ben şimdi tahmini bir şey koyuyorum. Ve evet, 5 saniye yapmak için bir de bir sürü repeater'a ihtiyacımız var maalesef. Bir bakalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. 44 tane var. Yani 4,4, 4,8 ve 5. Şimdi burada toplam 50 tik var. 50 tik de şeye eşit. Bir tane, yani 10 tik 1 saniyeye eşit. Burada 50 tik varsa 5 saniyeye eşit olur. Kolay bir matematik. 10'a bölüyoruz. 50 bölü 10. Bu da o kadar zor değil. Şimdi tek yapmamız gereken, daha önce de anlattığım gibi, bunu buraya bağlamak. Ve tabii ki daha sonra bunu da kapıya bağlayacağız. Çünkü açılmasını istiyoruz. Peki, bağlamışız. Şimdi ben bu tuşa bastığımda kapı 5 saniye açık kalıp kapanmalı. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve kapandı. Tam 5 saniye. İşte. Şimdi siz bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Mesela Adventure Map'ta dispenser'lardan canavarlar doğar. Ve 2 dakika sonra canavarların doğduğu yer kapanır ve kapı açılır. Böylelikle round bitmiş olur. Bunun gibi süreli şeylerde veya belli bir süre bekler. Mesela buğdaylar büyüyene kadar bunu çok fazla uzatırsınız. Ve buğdaylar büyüdükten sonra pistonlar çalışır ve buğdayları toplar vesaire vesaire. Bir sürü kullanım alanı var. Daha önce de söylediğim gibi. Fakat evet, bunu yapmanın daha iyi yöntemleri var. Daha uzunlar için, çünkü 2 dakikayı ayarlamak için binlerce repeater gerekir. Onu da göstereceğiz. Şimdi diğer gate'e geçelim. Evet, şimdi flip flop yapacağız. Bunun tam olarak amacı şu. Kesik bir enerjiyi devamlı veriyor. Yani hemen açıklayalım. 2 tane yapım şekli var. Fakat bu en kolayı. Pistonlar çıkmadan önce yapılıyordu diğeri. Pistonlar çıktığı için artık bu şekilde yapabiliriz. Şimdi yerde ikilik bir tane delik açın ve sağına ve soluna bu pistonlardan koyun. Stick değil, normal piston. Altına torç. Torçun üstüne 2 blok. Ve oradan bir tane sola. Bu şekilde bir şey oluşacak. İki tarafına da torç koyun. Üstünü redstone yapın. Şuraya. Burası çıkış yeri. Bu torçun olduğu yerin önü. Çıkış. Şu üst tarafta giriş. Tamam. Bir deneyelim isterseniz. Şimdi. Bu şu işe yarıyor. Tuşa basınca devamlı elektrik geliyor. Ben sadece tuşa bastım. Şu anda hiç basmıyorum bir daha. Ama devamlı elektrik geliyor. Evet. Bir daha basıyorum. Artık elektrik gelmiyor. Şimdi lever kullanamaz mısın bunun yerine diyenler olacaktır. Fakat hayır, kullanamazsınız. Hayır. Bunun kullanım alanları gerçekten farklı. Tek bu yerde kullanılmıyor. Mesela diyelim ki kendinize bir ev yaptınız. Evinizi ışıklandırdınız redstone lamplarla. Çünkü çok seviyorsunuz elektroniği. Mesela burada, 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 burada ve burada ışık var. Tamam. Ve burası evinizin alt katı olsun. Burası evinizin alt katı. Burası da üst katı. Bu tabii ki en kolay örnek. Şu anda size pek gelişmiş redstone anlatmadığım için böyle örnekler verebiliyorum. İleride bunların asıl kullanım alanını göreceğiz. Şimdi bunların hepsine bağlayalım hemen. Evet. Güzel. Güzel. Ve güzel. Şimdi bunların ikisini de buraya bağlayalım.
Evinizin üst katı ve alt katı olarak hayal edin tabii ki buraları. Şimdi sadece lever koysaydık. Lanet olası slime. Tamam gidiyor. Buraya sadece lever koysaydık. Işığı alt kattan açabilirdik ve kapatabilirdik. Yani ışığı sadece tek bir yerden açıp kapatabilirdik. Fakat siz istemez misiniz? Evinizin bütün odalarında, yani en azından önemli yerlerinde tuş olsun. Mesela şimdi buradan açabilirim. Evim artık aydınlık. Yukarı çıkarım. Evimin üst katındayım. Baktım ki sabah olmuş. Buradan geri kapatırım ışıkları. Veya buradan açarım gece olduğunu fark edince. Veya buradan kapatırım. Ve bunu istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Yani bunu lever ile yapmak imkansız. Şu anda verebileceğim en basit örnek bu. İleride çok daha önemli işlere yarayacak. Şimdi ilk lever kullanamaz mısın diyenlere bu örneği veriyorum. Fakat bir şeyi fark ettiniz mi? Lever'a basılı tutuyorum. Yanmıyor. Lever'ı bıraktığım anda yanmaya başlıyor. Yani bu kesik enerjiyi sadece verebiliyor. Peki biz bunu lever'la aktive etmek istiyoruz. Diyelim ki. Bunu nasıl yapacağız? Lever'la bunu nasıl aktive edebiliriz? Kendi elimizi hiç sürmeden. İşte biraz önceki sistem burada devreye giriyor. Hatırladınız mı? Enerjiyi iki parçaya bölmeye yarayan biraz önce yaptığımız sistem. Şimdilik en küçüğünden yapıyorum. 0.4 saniye yeter. Daha sonra buraya da lever bağlarız. Şuradan şöyle çıkaralım. Ve lever. Şimdi lever'ı çekiyorum. Yandı. Lever'ı kaldırdığım halde hala yanıyor. Fakat bir daha indirdiğimde sönüyor. Bunu da biraz önce anlattığım sistemle yaptık. Evet, oldukça hoş. Şimdi basit bir kapı yapıp pistonlarla bu bölümü de bitirelim. Öncelikle şöyle bir kapı yapacağız. Bir taraflı, daha sonra iki taraflısını yaparız. Şimdi size öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Böyle yapıp buradan bağlarsanız redstone'u çekil. Tamam. Şimdi bu şekilde bağlarsanız ikisi de yanar. Peki neden? Çünkü demiştim ya, bu şu anda bu pistona enerji veriyor. Piston değil, piston bloğuna. Yani ben buraya şöyle düşünün. İki tanesini yan yana yapayım. Slime'lardan nefret ediyorum. Piston da bir çeşit blok sonuçta. Bakın bu bloğun içine enerji geçiyor. Ve altına da geçiyor. Yani burada dolun oluyor. Altına da enerji geçiyor. Fakat gördüğünüz gibi direkt böyle bağlasam da enerji geliyor. Çünkü bu da pistonların güzel bir özelliği. Her neyse. Şimdi biz basit bir kapı yapalım. İki taraflıyı göstereceğim ben size direkt. Daha iyi olur. Çünkü zamanım azalmış. Şu şekilde iki tane bundan yapıyoruz. Ve şu anda size göstereceğim dizayn bana ait değil. Benim yaptığım dizaynda yer altından da kablo geçirmek gerekiyor. Fakat bunu internette gördüm. Ve mümkün olan en küçük piston kapısı gibi gözüküyor. Yani benim yaptığımı göstermeye bile gerek yok. Yine gösterebilirim ilerleyen bölümlerde. Fakat daha kolayı varken benim yaptığıma ne gerek var? Şimdi buraya 4, buraya 1, buraya 4, buraya 1'den açılmış pistonlar koyuyoruz. Bir tane daha öne. Evet. Daha sonra ortalarına böyle bunlardan koyacağız. Ve buralarda. Daha sonra bu şekilde iki tane stone koyup buraya bir repeater koyuyoruz. Pardon, şöyle olacak. Şimdi yönünü karıştırmamanız için şöyle söyleyeyim.
Bu kapının açılacağı yer, yani pistonların arkada kaldığı yer Jupiter'lı olacak. Şu şekilde bir tane daha yapalım. Pekala. Gördüğünüz gibi sistemin hepsi bu. Neredeyse hiç yer kaplamıyor. Sağa doğru, sola doğru bir blok. Bir de yukarı doğru bir blok yer kaplıyor. Yani neredeyse hiç yer kaplamıyor. Küçücük bir sistem. Ve çok da iyi çalışıyor. Daha küçüğünün mümkün olduğunu sanmıyorum. Ve böyle bir kapı yapmamızın bizim için bir avantajı var. Hemen bakalım. Şimdi bu ortadan elektrik gelirse kapı açılıyor. O yüzden direkt biz ortadan bağlayalım. Küçük bir sorun var. Hemen bir bakalım. Burayı bağlamayı unutmuşum. Neyse, önemli değil. Tamam. Gördüğünüz gibi tamamen duvar dümdüz oluyor. Ve burada kapı olduğunu bile söylemek zor. Evet. Ve açıldığında da sadece kenarda küçük piston parçaları görüyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Oldukça küçük, yararlı ve güzel bir sistem. Yani herhalde siz de artık Redstone'u buradan dolaştırıp istediğiniz yere götürürsünüz. Anlattım size anlatmam gereken her şeyi. Evet, o zaman 3. bölümde görüşmek üzere. Daha fazla bölüm gelmesini istiyorsanız beğenmeyi sakın unutmayın. Görüşürüz.